Sinan Ateş, 1984 yılında Balıkesir, Dursun Bey'de dünyaya gelir. Anne tarafından bir tarafı da Giresunludur. Tarihçi, akademisyen ve siyasetçi ünvanlarına sahip. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Osman Gazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirir. 2006'da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olur. 2009'da aynı üniversitede yüksek lisans yapar. 2018'de Hacettepe Üniversitesi'nden doktora derecesini alır. Doktora derecesini aldığı Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinde bulunmaya başlar. 2021'de Türkiye'deki gençlerin siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla 22 farklı şehirden 2471 Z kuşağı gençlerinin katıldığı Türkiye Gençlik Araştırması isimli bir çalışma yapar. 2007'den itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'a danışmanlık yapmaya başlar. 2019'a kadar danışmanlık görevini sürdürür. Ülke Ocakları'nda genel sekreter yardımcılığı gibi çeşitli pozisyonlarda çalışır. 15 Temmuz'un ardından MHP bünyesinde kurulan FETÖ Komisyonu'nun başkanlığını yapar. Sinan Ateş, 9 Ocak 2019'da Olcay Kılavuz'un yerine Ülke Ocakları'nın genel başkanlığına atanır. Genç kardeşlerim okullarında birinci olacaklar. En iyi liseleri kazanacaklar. En iyi üniversiteleri kazanacaklar. Buraları birincilikle bitirecekler. Tabi bu da yeterli değil. Yüksek lisans yapacaklar, doktora yapacaklar ve en az bir yabancı dil öğrenecekler. Şimdi şuradaki muhterem kardeşimin elinde bir telefon var. iPhone diye tabir ettiğimiz bir telefon. Bu telefonun arkadaşlar marka değeri 1 trilyon dolar. Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde. Yani bir ülkenin sadece bir firması bizim ülkemizden maalesef maddi anlamda bahsediyorum. Gayri safi milli hasıla anlamında bahsediyorum daha değerli. İçerisindeki bir tane uygulama, Facebook uygulaması veya Twitter uygulaması veya WhatsApp uygulaması milyar dolarlarla ifade ediliyor arkadaşlar. Neden biz bu uygulamaları yapmayalım? Bu Amerika'nın malı. Yapan işte Steve Jobs diye bir adam, İran kökenli, oradan göç etmiş. Aynısı Samsung var, Kore'nin malı, Güney Kore'nin malı. Düne kadar Güney Kore kendi kavgasını veremeyip, kendi savaşını veremeyip 50'li yıllarda bizden destek alan bir ülke. Bugün geldiği noktaya bakın. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında darmadağın olmuş. Almanya'ya bakın. Nasıl toparlandığına bakın. Japonya'ya bakın. Teknolojide dünya devi haline gelmiş bir Japonya var. Niye Türkiye bunları yapamasın? Ülke Ocakları'nın akademisyenlik yapan ilk genel başkanı olur. Ülke Ocakları bünyesinde tiyatro kurar. Müzik ve Türk sineması üzerine araştırmalar yapar. Tatar Ramazan isimli ölümsüz eserini, Kadir İnanır'ın Beyaz Perde'ye aktardığı ölümsüz eserini burada Sinop Mahpushanesi'nde yazmıştı. Bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda bizzat benimle de görüşüp fikirlerimi almıştır. İki yeni dergi çıkarır. Ülke Ocakları dergisini akademikleştirerek ve tirajını 10.000'den 50.000'e yükselterek son dönemlerin rekorunu kırar. Geri dönüşüm, çevre, küresel ısınma, ağaçlandırma, sokak hayvanları ve nesli tükenen canlılar gibi konularda faaliyetler yapan Çevreci Bozkurtlar isimli bir grup kurar. Okullarda 7.000'den fazla Atatürk'ün nutuk kitabını dağıtır. Atatürk milliyetçi, ülkücü ve araştırmacı yönleriyle tanınır. 2 Nisan 2020'de bireysel akademik çalışmalarını ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevini gerekçe göstererek Ülke Ocakları Genel Başkanlığından istifa eder. Bazıları Sinan Ateş'in biri ya da birileri tarafından görevden aldırıldığını iddia eder. 30 Aralık 2022 tarihinde akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak mahallesinde bir aracın arkasına saklanan Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğrar. Özyağcı tarafından sıkılan bir mermi Selman Bozkurt'a, 5 mermi ise Sinan Ateş'e isabet eder. Selman Bozkurt omzundan yaralanır. Sinan Ateş ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder. Bir yılanın dostu, bir dostluğun yılanlığından iyidir. Cenazesine 70 bin kişinin üzerinde seveni katıldığı söyleniyor. Cenazesine ben de katılacaktım. Ancak bazı kişisel sebeplerden dolayı katılamadım. Geçmişte bir hukukumuz olduğundan dolayı katılmayı çok istemiştim. Ama maalesef katılamadım. Vefa borcumu da bu videoyla bir nebze de olsa ödemek için kabrinin başına kadar geldim. Başsağlığı dileyemeyenlere sözüm yok. Farklı görüştedir, sevmiyordur, dilemez. Ama aynı sofrayı paylaşanlar, aynı davaya inananlar, hatta birileri için sözde canını bile veririz diyenler başsağlığı dileyemediler. Yazık. Çok yazık. Son olarak Sinan Ateş, Ayşe Ateş ile evliydi. Bengisu ve Banu Çiçek adında iki kız çocuğu var. Koyu bir Bursa sporluydu. Mekanın cennet olsun güzel adam. Karadeniz gezimiz kapsamında birçok ile ziyaret etme imkanı bulduk. Kastamonu'ya gittik, Samsun'a gittik. Samsun'un çeşitli ilçeleri, özellikle Alaçam'da, Yakakent'te,
dolaştık. Şimdi Sinop'a doğru gidiyoruz. Sinop deyince aklımıza Sinop mapushanesi geliyor. Sabahattin Ali'nin meşhur şiiri. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma şiiri geliyor. Yine Kerim Korcan'ın Tatar Ramazan'ı geliyor. Tatar Ramazan, Kerim Korcan, Tatar Ramazan isimli ölümsüz eserini, Kadir İnanır'ın Beyaz Perde'ye aktardığı ölümsüz eserini burada Sinop Mahpushanesi'nde yazmıştı. Yine Nazan Bekiroğlu'nun Cümle Kapısı isimli kitabında Zindan Risalesi bölümü vardır. Orada da yine Sinop Mahpushanesi anlatılır. Sinop Mahpushanesi'ni göreceğiz. Burada dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra yol nereye giderse biz oraya gideceğiz inşallah. Yolumuz uzun ve çetin. İnşallah Allah bizi menzile erdirir. Buradan Karadeniz seyahatimizden tüm dostlara, tüm arkadaşlara selamlarımızı aldırma gönül edin. Aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma.